Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dün Yunanistan'ı, Yunan Başbakan Miçotakis dün Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Bu yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la baş başa görüşme gerçekleştirdiler. Bu görüşmeden yansıyan fotoğraflar arkada paylaşıyorum. Peki masada ne vardı? Masada olmazsa olmaz Akdeniz, Doğu Akdeniz, Adalar Denizi Yunanistan'ın yaptığı finger teknikler. Şimdi Yunan Başbakan Mitsotakis, Sayın Erdoğan'la baş başa yaptığı görüşmede tüm bu konuların gündeme geldiğini ve daha daha fazlalarının görüşüldüğünü Yunan kamuoyu yazdı. Yunan basını yazdı. Ee, neler gelmiş? Yunan diyor ki Türkiye bizim hassasiyetimizi anladı. Türkiye bizim neler çektiğimizi anladı. Nerede nereye çekmiş? Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Adalar Denizi onların deyişiyle Ege Denizi'nde neler çektiğimizi Türkiye anladı. Ve bu noktada artık iletişim bağlarını açık tutuyoruz. Türkiye ile her konuyu müzakere edeceğiz dedi Yunan. Hmm. çocuğum bak sana arkada bir fotoğraf paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Miçotak ise böyle uzaktan el işareti yaparaktan bir yeri gösteriyor. Adalar Denizi, adalarımızı, Batı Trakya, oradaki kardeşlerimize selam olsun. Sayın Erdoğan Miçotak ise eliyle şöyle göstererekten şunu diyordur. Bak mi çocuğum şu taraflar, adalar, Adalar Denizi, Balkanlar, Batı Trakya, ata yurdumuz. Gerisini sen anla Miço. Dün Yunan Başbakanı Türkiye'deydi, bugün Almanya Başbakanı Türkiye'de ve tabii ki önceki gelenleri hepiniz biliyorsunuz. Alman, Alman Şansölyesi Türkiye'de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Aha e da arkada fotoğrafını paylaşıyorum. Alman Başbakanı Türkiye ile neyi görüşmüştür? Ukrayna, Rusya Savaşı, diğer bölgeler, diğer durumlar onların görüştüğü en kritik nokta gaz. Gazımız bitti, gazımız bitti. Abi gazımız bitti, bizim gazımızı bari sen kesme ey Türkiye demeye geldi Alman Başbakan. Kesmeyiz. Ama sen önce bizim dediklerimizi yapacaksın. Akıllı olacaksın. Önce büyük Türk devletinin istediklerini tek tek yapacaksınız. Ardından gazınızı kesmeyiz. Vana bizim elimizde. Türkiye sevgili dostlar öyle bir konumda bulunuyor ki dünyadaki tüm gaz akışının, dünyadaki tüm ticaret akışının kesişim noktası. Bizim üzerimizden sağlanıyor. Acele yok, acele yok. Sırayla tek tek geleceksiniz ve geliyorsunuz da. Gaz demişken Alman Başbakan Türkiye'ye gaz konusunda resmi ziyaretlerde bulunuyor. Tabi diğer konularda var. Azerbaycan, can kardeş Azerbaycan Avrupa'ya gaz akışının Türkiye üzerinden daha da arttırılması için çalışmaların başladığını söyledi. Azerbaycan biraz daha fazla gaz verecek ve Türkiye üzerinden bu gaz Avrupa'ya satılmış olunacak. Yakında Arap gazı, Arap petrolü Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması noktasında açıklamalar peşi sıra gelecektir. Hepsi ama hepsi sıraya girdiler. Türkiye, Türkiye sırası. Ukrayna Rusya demişken Türkiye ve İsrail Ukrayna Rusya arasında ara buluculuk yapacak. Nasıl? Hem Türkiye hem İsrail Ukrayna ile Rusya ile iletişimi arttıracak ve Ukrayna ile Rusya'nın barışması için Türkiye ile beraber İsrail masada olacak. Önemli adımlar, önemli gelişmeler. İsrail'in Türkiye'yi yaptığı uzunca yıllardan sonra yapılan resmi ziyaret ilişkilerin normalleşmeye başlaması, diğer taraftan Rusya'nın ve Ukrayna'nın Türkiye'de Antalya'da forumda Dışişleri Bakanları seviyesinde bir araya gelmesi ve Zelenski'nin İstanbul açıklaması veya Tel Aviv açıklaması Türkiye, İsrail İsrail, Ukrayna, Rusya masa kuruluyor. Dün Rusya'dan NATO'ya adeta bir gözdağı geldi. Yani Amerika'ya diyelim gözdağı geldi. Ukrayna'nın Polonya sınırında bulunan NATO üstüne eğitim üstüne Rus füzelerle, Ruslar füzelerle saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda birçok oradaki eğitim kampında bulunan insan hayatını kaybetti. Şimdi Rusya bu saldırıyı için yaptı. Rusya burada Amerika'ya, NATO'ya gözdağı veriyor. Sen Polonya üzerinden, Romanya üzerinden veya Moldova üzerinden oradan buradan Ukrayna'ya silah sevkiyatları, konvoylar yapmaya devam edersen vuracağım yerler artacaktır. Ve ayrıca Polonya'ya da bir mesaj. Polonya burnunu çok benim işime sokma. Her an füzelerinden biri de sana gelebilir diyor Rusya. Rusya Ukrayna'da çok sert adımlar atıyor. Şimdi bir tarafta Ukrayna Rusya arasında masa kurulma çalışmaları yürütülürken tam barıştılar barışıyorlar arada bir uzlaşı geldi derken bir anda ne oluyorsa oluyor füzeler havalarda uçuşuyor olmadık yerlerden füzeler gidiyor. Anlaşılan birileri Ukrayna ve Rusya'nın bu savaşı bir an önce bitirmesini istemiyor savaş şimdi bitmesin daha devam etsin diyor birileri birileri küreselciler hedefleri büyük savaş, kıyamet savaşı onlar için daha başlamadı. Hedef büyük savaş dedim ve Rusya, Rusya'nın Çin'den askeri yardım istediği iddia edildi Amerika tarafından. Rusya Çin'den askeri yardım istedi. Yahu şimdi dünyanın en büyük ikinci ordusu deniliyor. Amerika, Rusya diğer taraftan Çin ve bu ordu Çin'den yardım isteyecek? Ya bu yine Johnny'lerin iş pişirmesi, Johnny'lerin medya olaraktan algı yapması ya da Rusların battığı bataklığın bir göstergesi. Eğer ki Çin Rusya'ya askeri yardım gönderildi ortaya çıkarsa Rusya bitik. Bunun arkası sıra nükleer füzeler her an Moskov'dan gelebilir. Ama şu da yaşanan bir olay. Rus askerleri, Moskov askerleri Ukrayna'da armut gibi takar 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 düşüyor, dökülüyor. Adamlar patatesmiş ya patates. Amerika demişken Amerikan New York Times gazetesi öyle bir haber yaptı ki Türk İHA'larını SİHA'larını öve öve bitiremedi. Amerika'nın Johnny'si New York Times gazetesi. Hmm. Ne dedi? Türk İHA'ları SİHA'ları Cessna uçağının yarısı hızında vızıldayarak giden bu Türk İHA'ları SİHA'ları Rus tanklarını, Rus hava savunma sistemlerinin Rus zırhlı araç gereçlerini yerle bir ediyor. Ve hiçbir şekilde vurulamıyor. Daha da Ukrayna savaşında Rusların vurduğu Bayraktar TB2 gözükmedi dendi. Evet hakikaten. Ruslar habire vurduk, şu kadar vurduk. Bugün 5 tane, yarın 10 tane, öbür gün 50 tane siha vurduk. Ukrayna'nın bayraklar TB2'lerini vurduk diyor ama daha da bir fotoğraf, video yok. Anca eski kayıtlar gösteriyorlar. Hani bayraklar TB2'nin Libya'da Moskov'un pansillerine operasyon çekerken Teknik arıza nedeniyle düştü. Çünkü onlar daha ilk bayraklar TB2'ler. Daha böyle donanımları geliştirilecek, yazılımları geliştirilecek falan, yapay zeka geliştirilecek onlar deneniyordu. O düşenlerin fotoğrafı gösteriliyor ya da Karabağ'da işte vurulan bir iki tane TB2'nin görüntüsü vardı. O kadar. Yeni Ukrayna'da yok. Sevgili dostlar, mühendislerimiz öyle ihalar SİHA'lar yapıyor ki Türk mühendisleri teknolojide, yazılımda, kodlamada, yapay zekada Rusların bu geri dönüşleri aldığımız vuruşlarla beraber çünkü Rus zırhlı araç gereç, hava savunma sistemlerini, tanklarını, topunu, tüfeğini yerle bir ediyoruz ve bu yerle bir edişten geri dönüşlerde artısı, eksisi, bayraklar, 2lerin ankaları nelerdir? Bunlar güncelleniyor. Bunlar ona göre tekrardan dizayn ediliyor. Ve Ukrayna'da, Ukrayna'da bam bam bam. Ukrayna, Rusya, Rus tankları demişken Ukrayna'dan efsane bir görüntü geldi sevgili dostlar. Kopmalık bir görüntü. Hem de arkada paylaşıyorum. Bayraktar TV2'yi görünce ölüm taklidi yapan Rus tankı. <laughs> Tepetaklak dönmüş tosbağa gibi tekerleri havaya bakıyor. Paletleri havaya bakıyor. Ulan bu ne korku? Bayrakları görünce bayılan ölü taklidi yapan Rus tankı. TV2'nin motorlara çalıştırdığını duyan Rus tankı ölü taklidi yapıyor. Ayakları havaya geliyor. Yok bayılmış mıdır acaba? İran, Amerika, İsrail. Dün İran bir işler çevirdi. İran füzeleri Amerika'nın Irak'taki elçiliğini vurdu. Nereden vurdu? Orası da işin ilginç yanı. Füzeler ateşlendi, gitti. Irak'taki Erbil'deki İran kuzeyi, Erbil'deki Amerikan elçiliğini füzelerle vurdu. İran vurdu. Vurdu mu? Vurdu diyor. Şimdi İran tarafı böyle diyor. Ama işin diğer bir boyutu var. Ne mi? Türkiye. Azerbaycan. İran'ın balistik füzelerle Erbil'deki, Irak'ta Erbil'deki Amerikan Büyükelçiliğini vurduğunun ardı sıra ertesi gün Amerikan birlikleri Suriye'de, Haseke'de devriyelerini arttırdı, asker sayısını arttırdı. Hoppa. Bak sen bak. Johnny'lerle Persler, Pers kafalılar bir işler çeviriyor. Oyun içinde oyun, plan içinde plan. Sözde Pers kafalılar balistik füzelerle Amerikan elçiliğini vuruyor. Ne hikmetse o saatlerde de Amerikan elçiliğinde kimse yok. Bomboş. Ve ardından bir gün sonra Johnny'ler Haseke'de, Suriye'de birliklerini, askerlerini çoğaltmaya başladı. Devriye sayısını arttırdı. Bu zortingen kafalılar İran istihbaratı, Amerikan istihbaratı bir olup Türkiye'yi durdurma derdinde. Türkiye'nin olası Suriye harekatı, olası Haseke harekatını engellemek için bu adımlar atılmış olunabilir mi? Ah, ah her şey olur sevgili dostlar her şey olur. Bunlar karşıdaki Türkse her şeyi yaparlar. Bırakırlar onusunu busunu. Johnny'si de Persi hepsi bir araya gelir. Tam da bu hengamede İran medyası öyle bir manşet attı ki heh, işte sizin ne olduğunuzu biliyoruz. Ey Persler dedirtti. İran medyası aynen şunu yazdı. Türkiye'ye ve Azerbaycan'a gözdağı. Tebriz'den Erbil'e balistik füzeler. Ulan hani sen füzeyi Amerika'ya attıydın? Hani sen füzeyi İsrail ajanlarına attıydın? Yok, yok. Konu anlaşıldı mı? Devam ediyorum. İran basını Irak Erbil kentine füze saldırısının Tebriz'den yapıldığının üstüne basa basa vurguladı. Bu Tebriz'den yapma işini de Türkiye'ye ve Azerbaycan'a bir gözdağı olarak manşete taşıdı İran basını. Tebriz Türk yurdu, Türk diyarı. Güney Azerbaycan'daki Türk kardeşlerimize selam olsun. Sen bu adımları atarsın ey Pers, ey İran, gerisini bizler yazıyoruz. Merak etme, tek tek deftere yazıyoruz. Vakti ve saati geldiğinde onun hesabı sorulacaktır. Tebriz Türktür, Türk kalacak. Hani İran şuraya bir vurgu yapıyor. Tebriz Türk olarak düşünmeyin, Tebriz Güney Azerbaycan olarak düşünmeyin. Buralar İran'ın topraklarıdır ve bizler Ahanda İran toprağı Tebriz'den er bile füze atıyoruz. Ne Türkiye, ne Azerbaycan bize karışamaz demeye getiriyor İran medyası. O Aras Nehri, bizi ayıran Aras Nehri ayırmayacak. Vakti ve zamanı gelince Azerbaycan, Güney Azerbaycan bir ve beraber Türkiye, Azerbaycan, Güney Azerbaycan bir ve beraber olacağız. Sadece vaktini ve saatini bekliyoruz. İran'da böyle boş boş füzeleri sallaya sallaya dursun Pers. Amerika, Ford, Ford Türkiye'de pil ve batarya üretim tesisi kuracak, fabrika kuracak. Ford arabalar için pil üretimi, batarya üretimi. Bir dakika ya. Daha geçtiğimiz günlerde Elon Musk Türkiye ile çok yakın ilişkileri yürütüyordu ve bu yürütmeyi devam ediyor. Elon Musk kendi arabalar için Türkiye'de kuracağı fabrikalar, Türkiye üzerinde elde edeceği yatırımlarla beraber arabalarına pil, lityum pil tesis etmek istiyor. Diğer taraftan Ford da bu servene katıldı. Tesla'dan sonra Ford. Sevgili dostlar Türkiye bor madenine öyle bir yatırım yapıyor ki eti madenleri öyle bir büyüttü ki eti işletmeleri sevgili dostlar öyle büyük laboratuvarlar kurdu ki orada ürettiğimiz teknolojiler orada ürettiğimiz orada bordan ürettiğimiz geliştirdiğimiz teknolojiler dünyanın aklını ve haftalasını <laughs> böyle şaşırtıyor. Bor madeninin atığından lityum piller ürettik. Bakın bor madeninin Hani işliyoruz, kullanıyoruz, onun bir atığı çıkıyor o atığından lityum piller ürettik. Ve bu lityum pillerde öyle bir seviyeye geldik ki bor madeni testlerinde bu işletmelerde çok daha kısa sürede çok daha büyük enerji depolayabilen piller geliştirdik. Çok şükür Allah'a. Başta söylemiştim eti maden işletmelerine devlet öyle büyük yatırımlar yapıyor ki ve bu maden işletmelerinde öyle gelişmiş laboratuvarlar kuruldu ki inanılmaz şeyler üretiyoruz. Bor madeni böyle çamaşır ilacı o şu bu düşünmeyin sevgili dostlar. Eskiden kamyonlara gemilere trenlere doldurulan bor madeni kepçe kepçe dolduruluyor tonla harcası yurt dışına. İşte misal diyorum tonu 100 dolar 200 dolara satılıyordu. Geri o işlenen bor madenini Türkiye şurada kullanacağız ver bakalım 1000 dolar al. Şunu istiyoruz ver bakalım 5000 dolar al. Şunu istiyoruz ver bakalım 100.000 dolar al seviyesinde işlerdi. Ama artık hayır. Bunu bizzat Türkiye işliyor. Öyle doldurup doldurup dışarıya yollamıyoruz. Biz işliyoruz. Biz. Ha istiyorsan gel onu 100 bin doları ver benden al. Ve hatta ki öyle bor madeni bor ürünleri var ki milyon dolarlarla hesaplanıyor. Gel bakalım milyon doları ver onu al üretiyoruz. Daha neler neler üretiyoruz bor temelli teknolojiyle. Allah'ın nimeti bor ile geleceğin enerjisini bizler geliştiriyoruz geliştiriyoruz. Daha da geliştireceğiz. Elektrikli otomobiller, tabletlerin, telefonların pilleri, uydu cihazlarının pilleri, uzaya gönderdiğimiz uyduların pilleri, o yakıt sistemleri, ihalarda SİHA'larda, lazer teknolojilerinde kullandığımız piller, lityum piller ve diğer diğer birçok alan sevgili dostlar. Akla hayale gelmeyen alanların hepsini ama hepsini Türkiye'de yapıyoruz. Türkiye'de üretiyoruz. Allah'a çok şükür. Öyleyse durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Yolumuz ilahi kelimetullah. Hedef kızılma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffeylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yüceltsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.